Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar sizinleyiz. Ben Eda Özdemir, Stüdyo Londra'ya hoş geldiniz. Konuğumuza gitmeden önce bir gündem başlıklarına bakalım. Dünya çapında hangi noktalara değineceğiz, öne çıkan başlıklar neler, göz atalım. Ve ilk haberimiz Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüştüğü, beklenen görüşme gerçekleşti. Joe Biden başkanlık koltuğuna geçtikten sonraki ilk görüşme olarak kayıtlara geçmiş oldu. Detaylandıracağız. Devamında Fed Başkanı Powell daha fazla teşvik gerekli açıklamasına yer verdi. Teşvik paketlerinin ve para politikalarının önemini çizdi. Bu çerçevede detaylandırıyor ve değerlendiriyor olacağız önümüzdeki dakikalarda. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da açıklamaları var ve kriptoların kötüye kullanımı önemli bir sorun diyor Yellen. Kripto paralara ilişkin yorumlarını da değerlendiriyor olacağız programımız kapsamında. Ve son başlığımız Avrupa Birliği tarafından Avrupa Birliği büyüme tahminlerini düşürdü, değerlendireceğiz. Evet değerli izleyenler, bir de piyasalara bakalım. Şu anda fiyatlamalar nasıl gerçekleşiyor, yön nereye doğru göz atalım. Avrupa borsalarıyla başlayacak olursak negatif ayrışanın an itibarıyla İspanya IBEX tarafı olduğunu belirtelim ve %0,40 ile gerçekleşiyor. Aşağı yönlü hareket 8027,35 puan seviyelerinden seyrediyor. İspanya IBEX, Eurostoxx'a baktığımızda ise yön yukarıya doğru %0,64 ile yükseliş var. 3665 puan civarında gidiyor Eurostoxx. Ve Almanya tarafına baktığımızda ise benzer yüzdeli bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 14.020 puan seviyeleri de Almanya tarafında kaydediliyor. Fransa'ya bakalım, %0,20'lik yükseliş ve 5673 puan seviyeleri var. İngiltere FTSE yüzde ise %0,15'lik bir yükseliş ve 6526 puan seviyeleri kaydediliyor. Amerikan endekslerine bir de bakalım. Burada da yön yukarıya doğru alım olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones %0,20 ile yükselişte ve 31.423 puan seviyelerinden seyrediyor. S&P 500 tarafında da benzer yüzdede bir yükseliş görüyoruz ve 3914 puan seviyeleri de S&P 500 tarafında kaydediliyor diyelim. Ve teknolojiye bakalım. Nasdaq tarafında 13.707 puan seviyeleri var ve %0,40'a yakında bir yükseliş var diyebiliriz. Paritelerle devam edelim. Pound dolar nötr şu anki tabloda. Euro dolar ve dolar yen ise pozitif ayrışanlar. Euro'nun dolar karşısında %0,12'lik yükselişi var ve 1,21 seviyeleri kaydediliyor. Öte yandan doların yen karşısında bir yükselişi var. Hafif de olsa %0,04'lük prim dolar yen tarafında göze çarpıyor. 104,68 seviyeleri kaydediliyor. Dolar endeksi ise şu an yönünü aşağıya çevirmiş durumda. %0,07 ile düşüşte 90,36 seviyeleri kaydediliyor diyelim. O esnada pound dolar paritesi de yönünü hafif de olsa aşağıya çevirmiş durumda. Doların İsviçre frankı karşısında bir düşüşü var. %0,04 ile 0,89 seviyeleri de dolar İsviçre frankında kaydediliyor diyelim. Ve son olarak MTA grubuna da bir göz atalım. Petrol tarafında düşüş göze çarpıyor. Brent petrol %0,40 ile düşüşte, varil başına $60.82'de. Ham petrole baktığımızda ise yine varil başına $58.18'den işlem gördüğünü görüyoruz ve %0,83'lükte bir aşağı yönlü hareketi var. Ons altına baktığımızda ise yükselişte an itibarıyla ve %0,07 ile gerçekleşiyor yukarı yönlü hareket. $1843.79.80'den işlem görüyor ons altın. Evet, şimdi programımıza konuğumuzla devam ediyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirle'yiz. Muhammed Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. ABD tarafından Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesi gerçekleşti ve başkanlığa geldikten sonra Biden bu ilk görüşme olarak kayıtlara geçti diyebiliriz. Ve burada da Biden'ın Xi'ye bazı endişelerini dile getirdiği konuşuluyor. Zaten Çin'i de ciddi bir mesele olarak hem dışişleri toplantısında hem de kendi söylemlerinde belirtmişti. Çin'i ciddi bir rakip olarak gördüğü söylenmişti ve Amerika'da yeni kabinede de konuşulanlar
Trump'ın Çin konusunda doğru bir tutum izlediği yönündeydi. Çin-Amerika ilişkilerinde Biden döneminde ilişkiler o zaman yumuşamayacak seyir, benzer bir seyir olacak diyebilir miyiz? Öte yandan bir başka durumda 2020'nin sonlarında Avrupa Birliği ile Çin arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Ticaret anlaşması müzakereleri 7 yıldır sürüyordu. Ve burada da Amerika net bir ifade vermese de rahatsızlığının sinyallerini vermişti aslında. Hem üçlü ilişkiler açısından Avrupa Birliği'ni de buraya kattığımızdaki tabloda hem de ikili ilişkilere baktığımızda ticaret ilişkilerine genel anlamda diyaloğa siz neler söylersiniz? Şimdi Trump döneminde biliyorsunuz Çin'e karşı çok sert tedbirler alındı. Ya bunun alınmasının sebebi Trump'ın Çin'i çok sevmemesi ya da kendi politikası olarak bunu uygulaması değildi. Neticede Çin yükselen bir değer, dünyanın en büyük ekonomisi olma yönünde ilerliyor. Gerek nüfusundan dolayı olsun, gerekse üretim kapasitesinden dolayı olsun. Çin daha önceden Almanya, Avrupa Birliği'ne alternatif olarak Amerika tarafından bilinçli olarak desteklenen bir ülkeydi. Ama şimdi tabii boynuz kulağa geçmeye başladı. Çin çok daha güçlenmeye başladı ve çok akıllı adımlar attı. Diğer taraftan baktığınızda bizim bildiğimiz geleneksel ittifaklar, işte Batı dünyasında Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ittifak ya da Amerika ile Asya ülkeleri arasındaki, Uzak Doğu ülkeleri arasındaki ittifaklarda yeniden şekillenmeler söz konusu. Burada ne oluyor? Genel arz talep çerçevesinde güçlenenin karşısına yeni bir yani güçlü yeni güçlenenlerin karşısına çıkıp bunları engellemeye çalışıyor ki kendisi hala göreceli olarak daha güçlü olarak piyasada kalsın. Dolayısıyla bir kere Avrupa Birliği ile Amerika'nın arasının açıldığı kesin. Uzak Doğu ülkeleriyle arasının açıldığı da kesin. Maalesef Trump döneminde bunu çok garip bir şekilde ifade ettiler. Çok sert, beklenmedik ani kararlarla, ani hareketlerle, eylemlerle desteklediler. Mesela Kuzey Kore ile ilişkileri düzeltme gibi ya da direkt böyle İran tarafında çok sert tedbirler alma yönünde, işte Orta Doğu'da direkt İsrail'i destekleme yönünde aldığı kararlar ya da Arap Birliği'nin arasındaki işte Suudi Arabistan vesaire o tarafı destekleyip Katar tarafını karşıya alma gibi. Hı hı. Şimdi önümüzdeki dönemde ne olmasını bekleriz? Tabii ki Avrupa Birliği ile Çin arasında belli bir ticaret anlaşması oldu. Bunu geçmişte zaten Amerika'da yapmıştı. Niye yapmıştı? İşte benim çıkarlarım bu yönde. Dolayısıyla ben bunu böyle uygulayacağım diye. Şimdi Çin'in stratejisine baktığınızda iki şey öne çıkıyor. Bir tanesi teknoloji tarafında kendisini çok ciddi geliştirmesi. Çünkü teknoloji tarafında yaptığınız gelişmeler şu bilgi çağında sizi alıp tekrar ön sıralara götürecektir ya da lider konuma sokacaktır. İkincisi ise ticaret rotalarında yapmaya çalıştığı değişiklikler ya da ham maddelere erişim tarafında yapmaya çalıştığı stratejik değişiklikler ve attığı adımlar. Şimdi baktığınızda ticaret rotalarında gidiyor. Avrupa'da mesela otobanlar yapıyor. Hatta orada değişik modelleri var. Bunlar üzerine birçok belgesel çekildi. Kaygı verici gelişmeler aslında baktığınızda. Çünkü ufak ülkeleri kendisine borçlandırarak ilerliyor. Bir nevi tabii ki Amerika'nın ya da Batı dünyasının zaten daha önceden uyguladığı gizli kolonizm dediğimiz, kolonileştirme dediğimiz, yani açık olarak kolonisi değilsiniz ama yaptığınız ticaret anlaşmalarından dolayı, yaptığınız alışverişlerden dolayı bir nevi Amerika'nın, Avrupa'nın kolonisi gibi oluyordunuz. Şimdi Çin bunu tekrar diğer ülkelere, Avrupa'nın küçük ülkelerine ya da Afrika ülkelerine uygulamaya çalışıyor. Ve yarın bir gün istediği kadar Avrupa Birliği ile Çin arasında ciddi bir alışveriş olsun, ciddi bir ortaklık olsun. Yine Çin'in yükselmeye devam ettiğinde, Avrupa Birliği bundan olumsuz etkilenmeye başladığında orada benzer bir gerilimi göreceğiz. Dolayısıyla geçici bir ortaklık gibi duruyor. Diğer taraftan Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklıkta da NATO içinde de bir gerilim var biliyorsunuz. İşte Amerika diyor ki hep ben fonluyorum, sizi koruyorum ama siz de biraz hani elinizi taşın altına koyun. Ben Rusya'dan koruyorum sizi ama siz gidip Rusya ile anlaşma yapıyorsunuz vesaire gibisinden. Dolayısıyla oradaki taşlar yerine oturacak gibi duruyor önümüzdeki dönemde. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Taraflar yeni yeni belli oluyor. Ve bu taraflar arasında da İngiltere zaten hangi tarafta bulunmak istediğini Avrupa Birliği'nden ayrılarak Amerika ile yeni ticaret anlaşması vesaire imzalayarak göstermeye çalıştı. Gösterdi. Ben Amerika'nın yanındayım. Avrupa Birliği tarafında değilim. Avrupa'nın yanında değilim dedi.
Önümüzdeki dönem bu mücadelenin devam ettiğini göreceğiz. Bu mücadelenin kazananı kim olur? Bu genelde hani bir kazanan kaybeden olmaz. Herkesin attığı adımlara göre buradan biraz kazanırlar, şuradan biraz kaybederler. Ama Çin'in önünü almak için Amerika'nın attığı bu adımların neticesi olacaktır. Amerika'nın ama kendi içinde sorunlarını bir şekilde toparlaması lazım. Biliyorsunuz bir de sosyal olarak ciddi bir kutuplaşma var Amerika tarafında. Evet. Son dönemde Amerika'dan hiç beklemediğiniz, görmeyi ummayacağınız ne bileyim bir baskın oldu, insanlar öldü, polisler öldü. Şimdi gerilim devam etmesin, ırkçılık çok artmasın diye uğraşıyorlar. Dolayısıyla baktığınızda Çin'in yükselişi devam ediyor. Ama bu yükselişte herkes gördüğü için çok tedbirli, çok inceleyip sık dokuyarak Çin'le yapacağı anlaşmaları gözden geçirmeleri lazım ki sonunda zararlı çıkmasınlar. Muhammed Bey, bir de Amerika'da federal harcamalar Aralık ayında geçen $900 milyar büyüklüğündeki paketin de etkisiyle arttı ve bütçe açığı verildi. 4 ayda $1,19 trilyon açık verildi. Bu durumun ne gibi riskleri var Amerika'nın ekonomisi için? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya bu açıklar biliyorsunuz pandemiden kaynaklanıyor. Hı-hı. Neticede tüm dünyada bütün devletler, bütün ekonomiler bir şekilde olumsuz etkilendi bu pandemiden. Geçici etkileri var burada. Geçici parasal genişlemeler, geçici destekler, teşvik paketleri söz konusu. Bunların hepsi pandeminin ne zaman sona ereceği, bütün bu tedbirlerin, teşviklerin ne zaman sona ereceğine endekslenmiş durumda maalesef. Baktığımızda bu konuda en iyi aşılamayı yapan, en iyi bir şekilde tüm nüfusa aşıyı yayıp pandemi tedbirlerini, kısıtlamalarını ortadan kaldıran ülkeler başarılı olacak. Buna baktığımızda da yine Anglo-Sakson ülkeler çok iyi gidiyor. Amerika ve İngiltere tarafında çok ciddi bir aşılama söz konusu. Bu aşılamalarda hatta baktığınızda 70 yaş üzeri 2 milyon kişi mesela aşılanmamış. Ona eğiliyorlar şu an. En büyük mesele İngiltere'de bu. Biz bu insanları nasıl aşılarız? Bir an önce nasıl pandemi öncesine geri döneriz? Nasıl kısıtlamaları ortadan kaldırırız diye. Hı hı. O taraftan da baktığınızda Amerika ve İngiltere bunu çok hızlı bir şekilde yapar. Yani her ne kadar bu ilk döneminde çok ciddi saçma sapan hareketlerde bulunsa da halkı, devleti vesairesi. Şu an aşılama tarafında mesela İngiltere'de bir aşı bakanlığı var. Bütün bu aşıların ne kadar hızlı bir şekilde topluma yayıldığını, ne kadar hızlı bir şekilde yapıldığını ve sonuçlarını takip etme üzerine kurulu. Ve bu sadece vatandaşlar için de değil. Burada oturumu olan, ne bileyim vize ile çalışan insanlara da hiçbir ayrım yapmadan hızlıca uygulanan bir şey. Dolayısıyla bizim beklentimiz Amerika ve İngiltere'nin burada olumlu bir şekilde ayrışacağı yönünde. Diğer taraflara baktığınızda mesela Çin aşısı var. Çin aşısının hani geçerliliği ne kadar etkili olduğu vesaire biraz tartışma konusu. Maalesef işte Asya ve Orta Doğu ülkeleri biraz daha Çin aşısı üzerinde yoğunlaşıyor. Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere. Gözüken o ki Avrupa, İngiltere ve Amerika'nın kullandığı aşılar biraz daha etkili. Bunlar dolayısıyla olumlu ayrışacak önümüzdeki dönemde. Evet Muhammed Bey, bir de Fed Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamalarını takip ettik ve o da bu bağlamda teşvikler artırılmalı dedi. Bunun yanı sıra enflasyona değindi ve çok da artacağını düşünmüyorum dedi. Fed'in politikasını ise enflasyona göre şekillendireceğini söyledi. Siz nasıl değerlendirirsiniz ve Amerika'da enflasyon verileri sonrasında da dolarda yaşanan toparlanma altın fiyatlarını geriletti. Bir de böyle bir durum var. Baktığınızda enflasyondaki bu beklenti Fed'in politikasını ne yönde etkiler? Önümüzdeki dönemde neler öne çıkar politikasında? Yani Fed'den şöyle bir açıklama beklemek tabii ki çok garip olur. Ya biz enflasyonun kontrolden çıkmasını bekliyoruz. Biz piyasaya çok para verdik. Ne yapacağız? Bununla nasıl mücadele edeceğimizi de çok bilmiyoruz gibi bir açıklama beklemek garip olur. Hı hı. Fed dolayısıyla piyasaları rahatlatmak için merak etmeyin. Yani enflasyon da çok yüksek olmayacak. O olsa bile biz bunu kontrol altına alırız gibisinden söylemlerle piyasayı rahatlatmaya çalışıyor. Ama enflasyon riski hala bütün analistler tarafından ciddi olarak önümüzdeki dönemde en büyük risklerden biri olarak ortaya konuluyor. Ve bununla nasıl mücadele edileceği konusunda da ciddi işte teoriler var. Etkilerine gibi sonuçlar doğuracağına dair ciddi tartışmalar söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla Fed piyasayı rahatlatmaya çalışıyor. Peki enflasyonun etkisi nasıl olur? Yüksek enflasyonun etkisi çok alışık olmadığı için
çok fazla gözlemlemediğimiz için, özellikle Amerika tarafında, dolar tarafında enflasyonu. Çünkü biliyorsunuz dolar tüm dünyada rezerv para birimi, merkez bankalarının kullandığı. Niye? Çok ciddi enflasyonu yok, çok daha tutarlı, çok ciddi değer kaybı kazancı söz konusu değil. Dolayısıyla biraz daha stabil, güvenilir bir rezerv para birimiydi. Eğer enflasyon söz konusu olursa, o zaman bu özelliğini kaybetme durumu söz konusu olur. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Amerika için en önemli kıymetli şeylerden biri, asetlerden biri Amerikan dolarının gücü. Tüm dünyaya bir şekilde böyle yaptırımda bulunabiliyor. Yeri geliyor Swift sisteminden çıkarıyor, yeri geliyor işte transferlerinizi engelliyor, yeri geliyor kendisi gidiyor bu parayı basıp kendi lehine kullanıyor. Eğer bunu ortadan kaldırırsa çok ciddi sıkıntı olur. Dolayısıyla enflasyonla mücadele için, yani nasıl pandemiyle mücadele için elinden gelen her şeyi yaptıysa, bu enflasyonun kontrolden çıkmaması için de elinden geleni yapacaktır. Ama şimdi tabii iki ucu keskin kılıç burada baktığınızda. Bir taraftan pandemi var, teşvik paketi vermek zorundasınız, parasal genişleme yapmak zorundasınız. Bir taraftan da bunun etkisi olan enflasyonla mücadele etmek zorundasınız. Dolayısıyla bizim FED'den beklentimiz bir an önce ekonomiyi çok öldürmeden bu pandemi kısıtlamalarının, bu pandemi teşviklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar atması şeklinde. Eğer bunu yaparsa iki tarafı da kurtarmış olur. Çünkü siz gidip de İngiltere'de ya da Amerika'da yok işte bayrağı yaktınız, yok işte yönetime bir şey dediniz, bunu çok önemsemezler. Güler geçerler. Ama deseniz ki ya Amerikan doları gücünü kaybediyor, biz Amerikan doları yerine ne bileyim euro kullanalım, altın kullanalım derseniz bu savaş sebebi olur. Çünkü onların gözünde bazı şeyler sembolik, o bayrağı yaktınız sembolik bir şey. Yani bayrak yakınca ülkenin gücü azalmıyor ya da ülkenin ekonomisi olumsuz etkilenmiyor. Ama Amerikan dolarını sorgulamaya başlarlarsa insanlar enflasyondan ya da başka sebeplerden dolayı, parasal genişlemeden dolayı, o zaman Amerika çok ciddi olumsuz etkilenir. Dolayısıyla bu ikisiyle çok sert mücadele edeceğini söyleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Muhammed Bey, bir de değerli metallere bir parantez açalım. Silver Institute küresel gümüş talebinin 8 yılın zirvesine çıkacağı şeklinde bir analiz ortaya koymuş ve talebin etkisiyle %11 artmasını bekliyor gümüşün. Nasıl değerlendirirsiniz bu analizi ve diğer kıymetli metallere bakacak olursanız da değerlendirmeleriniz ne olur? Bakır fiyatları da 8 yılın en yüksek seviyesinden geriledi, bunu da belirtelim. Şimdi hepsine ayrı ayrı bakalım isterseniz. Kıymetli metallerde ne bileyim altın. Altın ne için kullanılır? Değeri gümüşe nazaran nedir? Yoğunlaştırılmış. Burada baktığınızda ons başına fiyatları görüyoruz değil mi? Biri ötekinin 60 katı kadar değeri var. Yani siz bir değer depolamak isterseniz altın tarafında 60 kat daha az bir alana ihtiyacınız var. Bu bir. İkincisi, arz talebe girdiğinizde gümüş, insanlar gümüş talebini artırabilir. Soru şu, bu gümüşle ne yapacaksınız? Yani bu gümüşü nerede saklayacaksınız? Ne için saklayacaksınız? Talebiniz arttı diyelim gümüşe. Şimdi altın tarafında biliyorsunuz altın çok inert, böyle soygaz gibi bir şey. Çok reaksiyona girmez diğer oksijenle vesaire. Ama mesela gümüş kararır değil mi? Gümüşleri parlatmanız gerekir. Devamlı bir orada kimyasal reaksiyonundan dolayı gümüş kaybı da söz konusu. Altında böyle bir durum söz konusu değil. Aldınız, talebi arttırdınız, fiyat da arttı taleple birlikte. Ne yapacaksınız? Nerede kullanacaksınız? Endüstriyel kullanımı da var gümüşün tabii. Ama o kadar da yüksek değil. Dolayısıyla talebin artmasıyla, yani gümüş talebinin artması mesela bence kripto currency, kripto para talebinin artmasından çok daha mantıklı. En azından bir emtia değil mi? Bir değer ifade ediyor. Arkasında yani alıp bir yere depolayabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Ne olursa olsun dediğim gibi hafif karar mı hariç çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bakıra geldiğinizde ise bakır bildiğiniz endüstriyel bir metal. En iyi iletici metallerden biri, iletken metallerden biri olduğu için devamlı hem araba sektöründe hem inşaat sektöründe, elektrik içinde elektrik olan her şeyde, elektronik sektöründe kullanılıyor. Dolayısıyla üretilen bakır çok ciddi bir şekilde alınıp tüketiliyor ama diğer ürünlerin içine giriyor. Bakır çok daha önemli bir şey. Bakır ve altın gümüşe nazaran çok daha talebinin artacağı, bir şekilde fiyatların çok daha stabil yerinde durup ya da yukarıya gideceği yönde ilerleyecek. Çünkü önümüzdeki dönem biraz daha teknoloji dönemi baktığınızda. Mesela bir ev yapıldığında eskisine nazaran daha fazla bakır kullanılıyor artık.
Neden? Çünkü evler akıllı evler olmaya başlıyor. Teknolojik evler olmaya başlıyor. İçinde daha fazla tesisat gerekecek, devre gerekecek. Altına baktığınızda altının arzı artmıyor. Aynı şekilde çok ciddi bir parasal genişleme var. Şu an hali hazırda kripto paralara bir talep var ama onun haricinde o kripto paraların balonu patladığında gene dönüp döneceğiniz yer bu değerli metaller olacak. Hı hı. Ta ki piyasadan o fazla likitte çekilinceye kadar. Bizim beklentimiz endüstriyel metallerde yukarı yönlü hareket devam edecektir. Tabii ki arada düzeltmeler olur. Ama bu kadar likitlerin olduğu bir ortamda enflasyon olacaksa bu bakırın işine yarar, altının işine yarar. Hı hı. Gümüş her zaman olduğu gibi geçici olarak yukarı gidecektir, aşağıya gelecektir. Belli bir yerde sabitlenecektir. Altın-gümüş oranı vardır. Yatırımcıların bu altın-gümüş oranının tarihsel seyrine dikkat etmeleri gerekir. Genelde çok stabildir, çok yatay hareket eder. Bütün sert hareketlerde de bu oran bozulduğunda tekrar eski haline gelmiştir. Dolayısıyla ona dikkat etmekte fayda var. Muhammed Bey, Avrupa tarafına bir de bakalım mı? Amsterdam hisse ticaretinde Ocak ayında Londra'yı geride bırakmış ve Brexit sonrası burada İngiltere, Londra finans merkezi olma özelliğini kaybedebilir diyebilir miyiz? Böyle bir olasılık doğar mı? Şimdi baktığınızda hisse senedi biliyorsunuz bütün Avrupa hisse senetleri neredeyse İngiltere'den işlem görüyordu. Avrupa Birliği'nden dolayı işte mantıklı olarak Amsterdam'a gider. Ama bu sefer de kendi aralarında niye Amsterdam, niye İngiltere, niye işte Fransa değil, Almanya değil diye o tarz tartışmalar olacaktır. Her ne kadar kendi birliğinin içinde olsa da, Avrupa Birliği'nin içinde olsa da her ülkenin kendi ekonomisi var biliyorsunuz. Kendi geliri var, kendi karı, kendi zararı var. Onu önümüzdeki dönemde izleyip takip edeceğiz. Şimdi İngiltere ile Avrupa Birliği arasında da bu finansal ürünlerdeki anlaşma, Brexit sonrası anlaşmada da şöyle bir durum söz konusu olacak. Bunlar hala karar veremediler. Neyi nasıl yapacağız, nasıl anlaşacağız diye. Çünkü İngiltere'nin ne gibi regülasyon değişikliklerine gideceklerini bilmiyorlar henüz. Dolayısıyla onu bekliyorlar. Ama bizim beklentimiz orta ve uzun vadede İngiltere'nin bu regülasyon değişiklikleriyle piyasayı biraz daha rahatlatmasıyla, kolaylaştırmasıyla birlikte yatırımların tekrar Londra'ya akması. Ha, kaynağı değişebilir. Avrupa Birliği'nin işlemleri Avrupa Birliği içinde kalabilir ama dünyanın geriye kalan enstrümanlarının işlemleri tekrar İngiltere'ye gelecektir diye bekliyoruz. İngiltere dolayısıyla bu işten çok olumsuz etkilenmez. Ama Avrupa Birliği tarafında da tamamen kendi içinde kapalı bir ekonomi olma yönünde ilerleme söz konusu. Özellikle aldıkları bu standartlar, işte regülasyonlar vesaireden dolayı. Çünkü bakın regülasyonlar iyidir ama her şeyi ayarında yapmanız lazım. Her iyi şeyi çok aşırıya götürmemeniz lazım. Siz raporlamasından tutun da alım satımına, hesap açımına kadar çok ciddi regülasyonlar koyarsanız o zaman sıkıntı olur. İnsanların talebi azalır, yatırımcıların talebi azalır. Gidip de Avrupa Birliği'nde yatırım yapmazlar. Başka yerlerde yaparlar. Hemen adres olarak baktığınızda yanında Londra duruyor olacaktır yine. Muhammed Bey, bir de Avrupa Birliği geneline bakacak olursak büyüme tahminleri de açıklandı ve 2020'de daralma %0.9 olarak beklenirken 2021 büyüme beklentisi de aşağı yönlü revize edildi. Bu geri çekilmenin nedenleri ne olabilir kapanmalara ve teşviklere ve ekstra hassasiyete karşın? Şimdi baktığınızda biraz önce de bahsettik. Kim bu aşılama işini hızlı yapıyor, kim bu işten daha hızlı çıkacak, kurtulacak diye. Avrupa maalesef çok iyi bir sınav vermiyor. Almanya'sı, Fransa'sı belki bunu hızlı bir şekilde yapacaktır ama diğer ülkelere bunun yayılması çok kolay, çok hızlı olmayacak. Hı hı. Bir de Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırdığınızda mesela hani nasıl Kaliforniya'sı çok zengin bir eyalet, aynı şekilde Almanya'da Avrupa Birliği'nde çok zengin, Fransa'da Avrupa Birliği'nde çok zengin. Dolayısıyla ülkeler arasında çok ciddi dengesizlik ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bütün bloğun ekonomik büyümesine baktığınızda biliyorsunuz İtalya'da mesela şimdi Draghi'yi getiriyorlar başbakan olarak. Evet. Hala çözülmemiş birçok sorun var. Hala ülkelerin birbirinden çok ciddi farkları var. Yani belli bir birlik sağlanabilmiş, belli bir homojenlik sağlanabilmiş durumda, hı-hı, değil. Dolayısıyla bu tahminler gayet doğru. Önümüzdeki dönemde en geç açılacak ekonomilerden biri Avrupa Birliği ekonomisidir diye düşünüyorum. İngiltere, Amerika, Çin ve Avrupa Birliği'ni yan yana koyduğumuzda. Muhammed Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'le beraberdik. Küresel piyasaları ve gelişmeleri inceledik. Kısa bir ara, aranın hemen sonrasında Özlem Karakullukçu gün sonuyla sizlerle.